Değerli Türkçe öğretmenlerim merhaba, merhaba. Ben Murat Sakin. Sizlerle çoğunuzla YouTube'dan, videolardan tanışıyoruz. Bir kısmımızla yüz yüze eğitimlerden, bir kısmımızla uzaktan eğitim platformlarından tanışıyoruz. Dün itibariyle 2024 derslerimiz bitti. 2025 planlamalarına başladık. 2025'te geçen yıl olduğu gibi bireysel rehberlikler yapacağız, bireysel danışmanlıklar yapacağız. Geçen sene de Türkçe öğretmenlerinden vardı. Çabuk dolmuştu bizim bireysel danışmanlıklarımız. 2-3 ayda doluyor. Katılmak isteyenler için küçük bilgilendirici bir video. Şimdi birincisi öğrencilerimizi Türkçe öğretmenlerine ikiye ayırayım. Bir, bizim çalışmalarımıza, gruplarımıza gelmek isteyenler olabilir. Bu bir. İki, şartları uygun değildi. Gelmez, bireysel rehberlik de almaz. Onlar da dinlesin, onlara da gelmeyebilirler. Bireysel çalışmayla da atanılır. Hiçbir sıkıntı yok. Onlara da birkaç şey söyleyeceğim. Çalışmaları nasıl yönlendirecekleriyle ilgili. Öncelikle biz bireysel rehberlikte ne yapıyoruz diye baktığımızda biz bir ön test yapıyoruz. Ön test üzerinden öğretmenimizin ne yapması lazım, nerelere çalışması lazım bir strateji çıkartıyoruz, bir planlama çıkartıyoruz. Tabii bazılarının matematiği iyi oluyor, bazılarının zayıf oluyor. Ona göre bir strateji çıkartıyoruz falan. Tabii burada bu ön test sonrasında bir yarım saat 45 dakika bir telefonla görüşüyorum ben. Bunun haricinde bireysel rehberliğin tamamını ben yapıyorum. Başkasına yönlendirmiyorum. Tabii dört temel beceri, alan eğitimini benden almasını istiyorum. Eğitim bilimlerini benden almasını istiyorum. Eksiklerini, gediklerini fark ederek beraber yol alıyoruz. Bununla ilgili sorusu olanlar WhatsApp'tan yazsınlar. Cevap veririz, anlatırız. Ama şu nokta çok önemli. İlk önce ön testle eksiklerimizi belirleyip ona göre çalışmak çok önemli. Bir de piyasada çok büyük bir yalan var. Öğretmenlerimiz kandırılıyor. İşte bol bol soru çözüyor. Soru tabii ki çözülecek ama iki şartı var. Bir, kaliteli soru olacak. ÖSYM'ye benzeyecek. O standartlarda olacak. İkincisi de konuyu kavramadan soru çözmek mümkün değil. Yani mümkün gibi görünüyor ama mümkün değil. En azından konunun %70'ini 80'ini anlayıp ha, eksiğimiz gediğimiz olabilir. Her şeyi hatırlamayabiliriz. Soru çözmeye başlarız. Ama ondan sonra da soru çözerken geri dönüp o eksikleri gidermek. Sadece soru çözmek değil. Dönüp orayı telafi etmek, anlamak, bir daha pekiştirmek falan lazım. Bunlarla ilgili doğru yöntemi yapınca mesela bir örnek vereyim. 2 sene öncesinde benim bir Türkçe öğretmenim 2 sene girmiş, ciddi çalışmış fakat başarısız olmuş. Biz birkaç dokunuş yaptık. Şunu yapmayacağım. Çok itiraz etti. Ya o böyle olmazsa olmaz. Ya en son kızdım dedim. Ya öyle yaptım da oldu mu sanki dedim. Değiştireceğim bunu dedim. Biraz kızdı ama ondan sonra ikna oldu. Ondan sonra hakikaten dedim böyle yapılması lazımmış. O dokunuşla ilk yüze girdi. 78 miydi 76 miydi tam hatırlayamayacağım. İlk yüze girdi. Ve hocam sonra dedi ki hocam dedi. Ben inan dedi geçmişte daha çok çalışmıştım ama boşa kürek çekmişim dedi. Yani bu çalışma değilmiş dedi. Ondan sonra işte bizim bireysel rehberliklerimiz bunlarla alakalı. Hepinize iyi günler diliyorum. Derslerde görüşmek üzere diyorum.